Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cuma gününüzü tebrik ediyoruz değerli izleyicilerimiz. Bugün de inşallah 5 dakikalık cuma sohbetimizde yaklaşık 5 dakika devam edecek bu cuma sohbetimizde. Cuma günü daha iyi anlamaya ve yaşamaya vesile olacağını umduğumuz hakikatleri hatırlama yolculuğunda yine Nahil suresinin 90. ayet kelimesindeki hakikatlerden konuşalım. Her cuma günü, cuma namazında e, hocalarımızın hutbede, hutbenin sonunda bize okuduğu ve kısaca manalarını bize hatırlattığı Nahil suresinin 90. ayet Cenab-ı Hak bizlere adaleti emrediyor. Kısaca tekrar hatırlayalım. Adalet nedir? Adalet hak sahiplerine hakkını vermektir ve Allah'ın emrine riayettir. Allah'ın emrine riayet adalettir. Allah'ın emrine aykırılık zulümdür, karanlıktır. İşte Allah'ın emrine riayet ederek adil olmaya dikkat eden müminin en çok dikkat edeceği hususlardan birisi evvela kendine adil olmaktır. Bir evvelki sohbetimizde bu konunun bir yönünü, bir cihetini kısaca konuşmaya çalıştık. Bugün bir başka cihetini konuşalım. İnsan kendine nasıl adil olur? Mesela insan duygularına yani maddi manevi azalarına nasıl adil davranır ve adil davranmalıdır? Mesela gözümüz, kulağımız, dilimiz, elimiz, ayağımız, Allah'ın bizlere emanet ettiği diğer maddi manevi cihazlar, akıl, merak, korku, sevgi. Bunları adil kullanmak nedir? Kısaca konuşalım. Beraber hatırlayalım inşallah. Evet, Cenab-ı Hak bizlere akıl, göz, kulak, el, ayak gibi cihazları sırf bu dünyada, bu dünya ile ilgili nefsimiz için kullanalım diye vermemiş. Bu cihazların bize verilmesinin en mühim hikmeti bu cihazları kullanarak ebedi ahirete hazırlanmak. Böylece ebedi cennete hazırlanmaya bu dünyada dikkat ederek dünyayı da manevi bir cennet olarak yaşamamıza vesile olacak şekilde dilimizi, gözümüzü, kulağımızı kullanmalıyız. Adalet bu. İnsanın kendine adil olması demek gözünü, kulağını, dilini, elini, ayağını, aklını, merakını ve diğer maddi manevi cihazlarını niçin yaratıldı ve insana ne maksatla bağışlandıysa ona uygun kullanmak adalettir. O halde insanın merakını, gözünü, kulağını, dilini sırf dünya için kullanması zulümdür. Gözünü, kulağını, elini, dilini, ayağını, aklını, merakını kullanırken ahireti düşünmeyen, ahireti merak etmeyen, ahiretle ilgili hakikatleri anlamaya ve yaşamaya çalışmakta aklını, gözünü, dilini, elini, ayağını kullanmayan kendisine zalim oluyor. Nahil suresinin 90. ayet kelimesinde Cenab-ı Hak bize adaleti emrediyor diye okuduğumuzda ve hatırladığımızda düşündüğümüzde ben kendime adil miyim? Başkasına adil olun derken başkasına adaleti hatırlatırken ben kendime adil muamele yapıyor muyum? Sormalıyız. Ve bunu sorduktan sonra da mesela gözümü kullanırken ahiretle ilgili işlerimi düşünüyor muyum? Kur'an'ı okumaya. Kur'an-ı Kerim'in nuruyla hayatı, hastalığı, ihtiyarlığı, olayları okuyarak ahirete hazırlık yapıyor muyum? Eğer buna dikkat ediyorsa mümin demek ki adil. Yani gözünü kullanırken hem dünya hayatındaki ihtiyaçlarını yerine getirmekte kullanıyor, hem de asıl hayatı, ebedi hayat, ahiretle ilgili işlerini öğrenmekte de gözünü kullanıyorsa işte bu adalettir. İnsan aklını kullanırken sırf dünya hayatıyla ilgili cam gibi her an kırılmaya mahkum dünya hayatı için aklını kullanıyor, ölümü ve ölüm sonrasını düşünmüyorsa bu zulümdür. Bu insanın kendi aklına zulüm etmesidir. Zaten insan aklını sırf dünya için kullandığında akıl azap aleti oluyor geçmişin acılarını ve geleceğin korkularını insanın üzerine taşıyan bir azap aletine dönüyor akıl sırf dünya için kullanıldığında. E bu zulümdür. Aklını sırf dünya için kullanarak kabri ve ebedi ahireti düşünmeden sırf aklını dünya için kullanarak dünyadaki olayların da anlamlarını anlayamayarak aklını kendisi için azap aletine çeviren bir insan adil değildir. Aklına eziyet ediyor. Aklına zulmeden, aklını israf eden bir insan adil değildir. Dolayısıyla aklımızı kullanırken hem dünyadaki işimizle, mesleğimizle ilgili hususları öğrenmek için kullanalım hem de asıl vatanımız ebedi ahiretle ilgili işlerimizi öğrenmek ve yaşamak için de aklımızı kullanalım ki adil olalım. İnsan aklını, merakını, diğer maddi manevi cihazlarını sırf dünya için kullanarak kendine zulmederse, başkasına zulmetme şeklindeki ikazı da etkili olmaz. İçi boş olur. Önce kendimize, duygularımıza adil muamele yapalım. Onları iki cihan saadetine vesile olacak yerlerde, hizmetlerde kullanalım ki başkalarına da adil olun diye ikazda bulunduğumuzda İnşallah Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla ikazımız etkili olsun. O halde inşallah bu cuma günde kısa sohbetimizde Nahil suresinin 90. ayet kerimesinde bizlere emredilen adaleti anlama konusunda bir küçük adım daha atmaya çalıştık. Cenab-ı Hak konuştuklarımızı ve dinlediklerimizi yaşama heyecanını, şevkini hepimize nasip eylesin. Tekrar cumanızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olunuz.